Bu ekonomi modeli daha önce denenmiş. Başarı sağlanmamış. Şuna benziyor. Minareden at beni, gel aşağı tut beni. İnşallah tutar. Nasıl füze gibi çıkıyor? Paraşütle inmesin. Göz boyadılar. Başka bir şey yapmadılar yani. Zaten dolar yükseliyor diye yükseltiyorlar ama indirirken de indirmeye biraz zor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra dolar ve euroda ciddi düşüşler meydana geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına sizce bu düşüşler ürünlere yansıyacak mı diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Bence yansıyacak ama zaman ister. Bu da ürünlere yansıyacağını düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Bu artışların sebebi neydi peki sizce? Şimdi Türkiye'nin savaşta tek güç yok. Tek cephe yok. Çeşitli cepheler var. İlk önce evvela içimizdeki hainler temizlenmesi lazım. Onun yoksa olmaz. Belki yansır. Gıda ürünlerine yansıyacağını düşünüyor musunuz? Ya her zaman yansıyor, evet. Bu artışların sebebi neydi peki? Sebebi euro diyorlar. Mesela euro yüksek. Bir şey oldu muydu euro? Ben de yurt dışındayım, Almanya'dayım. Bir şey oldu mu da euro diyor, şu kadar diyor. Dolar şu kadar diyorlar. Ney bu yani? Aşım euro düştü. Madem onlar da düşürsün, devam her şeyi pahalı. Yani bir şey alacak olsa marketlerde her şeyi pahalı. Ürünlere mi? Tabii ki. Bu zamanla yansıyacak. Şimdi bu dolarla euronun düşmesi çok iyi oldu. Fırsatçılara iyi bir ders aldı. Allah fırsatçılara kimseye böyle bir daha fırsat vermesin. İnşallah bundan sonra tüketiciye de tabii ki mazot da olsun, benzin de olsun, yağ da olsun, şeker de olsun düşmesini bekliyoruz. Temennimiz bu. Yansımasını bekliyoruz mecburen. Gıda ürünlerine yansır mı sizce? Yansıması gerekiyor. Şey dolarla alakalı diyorlardı. Yansısa iyi olur. Peki bu artışların sebebi neydi? Artışların sebebi biraz fırsatçılık. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yansıyacak olsaydı akaryakıtı düşüreceklerdi. Düşürmediler yani. Yani bu şu anda insanlara göz boyadılar. Başka bir şey yapmadılar yani. Gıda ürünlerine yansımayacak mı sizce? Yansıyacak olsaydı en başta akaryakıtı düşürürlerdi. Yansıyacak 1,5 gün oldu ama hiçbir şey yok. Bu artışlar konusunda ne düşünüyorsunuz sizce? Valla yani gariban, iyice gariban oldu. Başka bir şey olmadı yani, öyle söyleyeyim. Biraz gecikmeli olarak yansır. Yansıması da gerekir zaten. Zaten dolar yükseliyor diye yükseltiyorlar ama indirirken de indirmeye biraz zor. Gıda ürünlerine yansır mı sizce? Yansır. Gıda ürünlerine yansır mı düşüşler? Yansıması da lazım. Yansıması da lazım yani. Normalleşmesi lazım artık. Kat kat artırılma bitmesi lazım inşallah. Zannetmiyorum. Yani yansıtacaklarını zannetmiyorum. Çünkü şimdi ben az önce içeriden çıktım. Bütün her şeye zam geldi söylüyorlar. Mana olarak da dolar, euro örneği veriyorlar. Ama fiyat indirimine gitmiyorlar. Bence gidilmesi lazım. Tabii ki vatandaş çok zorluk çekiyor, problem çekiyor. Yani geçim zorunlusu var. Ben Avrupa'dan geldiğim için dışarıdan da görüyorum bunu, buradaki alışveriş, alım gücü bayağı bir zayıflamış. Bir nevi fiyatların düşmesi lazım tabii. İnşallah yaparlar. Yansıyacağını tahmin etmiyorum. Bir iki esnafla görüştüm. Dedim ki indirecek misiniz? İndirmeniz gerekir. Yok, biz o yüksek kurdan aldık ondan. Ondan dolayı düşürmeyeceğiz dediler. Düşmesi gerekir ama düşürecekler mi? Bir ikinci nokta, bu ekonomi modeli daha önce denenmiş. Başarı sağlanmamış. Cahilmiş. Bu şuna benziyor. Minareden at beni, gel aşağı tut beni. İnşallah tutar. Tutacağını da ben tahmin etmiyorum. Zaten emekli memur hep mahvolmuş, gitmiş. Halen şöyledir, böyledir. Ne şey olmuş ki? Aldım, aylık zaten yetmiyor. Böyle şey ekonomi mi olur, böyle şey mi olur? Denenmiş bir modele niye deniyorsunuz? İnşallah başarılı olur ama olacağını tahmin etmiyor. Yansıması lazım. Kesinlikle mesela yağlar 125 lira oldu. Bunun geri 70 liraya veya 65 liraya düşmesi kesin gerekir. Her şeyde bakın, benzinde düşüş oldu, ÖTV'lerde falan. Yani bunu kesinlikle düşürmeleri lazım. Esnafın bunu dikkate alması lazım. Mesela nasıl füze gibi çıkıyor? Paraşütle inmesin. Düzgünce insin. Yani her zaman için hükümete de destek olmamız gerekiyor şart. Niçin? Bu ülke bizim. Yani kriz yaratmamamız gerekiyor. Yani esnafın da, çalışanın da, emeklisinin de, herkesin sahip olması lazım. Ülke bizim ülkemiz. Başkasının değil. Sanmıyorum hiç yansıyacağını. Çünkü milletin fırsatçılığı yani. Burada Tayyip'in suçu yok. Yani ama
Millet çok fırsatçı. Anında yani dolar düşmeye düştü. Ürünlerde hiçbir şey yok. Bir yumurta, dün markete gittim. 53 lira olmuş bir yumurta, bir koli yumurta yani. Onu sanmıyorum ya. Artık bir şey düşmez.